Merhabalar, Sibel Yalçın'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün görselde de gördüğünüz gibi revani tatlısı yapıyoruz. Tatlıyı yapmaya şerbetiyle başlıyoruz. Tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su koyduktan sonra kaynamaya bırakıyoruz. Şeker eriyip kaynamaya başladıktan 4-5 dakika sonra 1 tatlı kaşığı limon suyunu koyup 1 dakika daha kaynattıktan sonra soğumak üzere şerbeti kenara alıyoruz. Şerbet soğuduktan sonra biz de kekimizi hazırlamaya başlıyoruz. 3 adet yumurtayı önce mikserle iyice karıştıralım. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ekleyeceğiz. Toz şeker ile birlikte yumurta iyice mayonez kıvamına gelene kadar çırpma işlemine, karıştırma işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yumurta ve şeker karışımı mikserle karıştırarak mayonez kıvamına getirdik. Bu kıvama geldikten sonra yavaş yavaş diğer malzemelerini eklemeye başlıyoruz. Önce 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Tekrar mikserle biraz karıştıracağım. Her malzemeyi ekledikten sonra biraz mikserle karıştırıyoruz. 1 su bardağı irmiği de ilave ettik. En son olarak 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ekleyeceğiz. Bu tarifte kullandığım su bardağı 250 mililitredir. Evet, son olarak tüm malzemeleri karıştırdım. Çok fazla mikserle unu ekledikten sonra her zaman olduğu gibi karıştırmıyoruz. Spatula yardımıyla biraz daha karıştırma işlemine devam ettikten sonra önceden yağlamış olduğum dikdörtgen bir tepsi kullanıyorum. Bu yaklaşık olarak dikdörtgen borcam boyutunda bir tepsidir. Ölçü olarak o şekilde kararlayabilirsiniz. Yağladığım tepsinin içerisine hazırlamış olduğum karışımı döküp üzerine düzleştiriyorum. Her zaman tarif verirken önceden ısıttığımız fırın deriz. Ama bu tarifte püf noktası kekin soğuk fırına atılmasıdır. Evet, keki mutlaka ve mutlaka soğuk fırına atıyorsunuz. Derecesini 180 dereceye getirip kızarana kadar pişiriyorsunuz. Bu çok önemli. Kesinlikle sıcak fırına atmıyorsunuz. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı çıkacak 1-2 dakika ve üzerine yavaş yavaş soğuk şerbeti dökeceğiz. İyice soğuduktan sonra da dilimleyerek servis edebilirsiniz. Şerbet soğuk, kekimiz ılık olacak. Arzu ederseniz yanında kaymak veya dondurmayla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.